أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Ötken saat birinci saatlik dersimizde müşehhedis okuyduğun okuyucuda şer'i bilimlerini okuyduğun okuyucularda buluştuk işlik edep kaydılar. Şundakla bu şu hadis doğrusunda biraz malumatka iyi bulup etkiliyorduk. Bu saatte Allah halısa Sahih Buhari kitabımızın resmi başlıklarımız. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu kitabını Kitab-ı Bed'il Vahiy diyen babdan başlıklı. Vahiyinin başlangıç bölümü diyendik. Vahiy degen nima degan narsa bir oz tushunchaga ega bo'lib o'tishimizga to'g'ri keldi. Vahiy degan nima deganda bu yozish, ishorat qilish, ko'ngil silish, elchilik va pichirlash orqali boshqalarga yo'llagan har qanday narsa degan ma'nolari. Degan ma'nolari bo'lib, sur'at bilan, tezlik bilan maxfiy uqtirishni ko'rsatadi degan. Bu vahiyningki lug'at ma'nosi. Vahiyning shar'iy islohchi ma'nosi qandoq degan chaqda Alloh taolaning payg'ambarlaridan birasiga shar'iy hukm va shuning o'xshagan bir uqtirishni vositalik yoki vositasiz bildirishdan iborat. Demak, vahiy rububiyat odamidikini farishtalar orqali biror nabiy yoki rasulga, ya'ni biror payg'ambarga insonlarga yetkazish uchun yetkazishni ko'rsatadi. Vahiy din va payg'ambarlar uchun intoyin muhim va asoslik ish bo'lib, uningsiz payg'ambarlik bo'lmaydi. Shuning uchun vahiyga iymon keltirishmi Alloh nozil qilgan jimi kitoblar va sahiflarga iymon keltirishdan birga bog'lanishlikka bo'lganligi uchun har bir musulmonga vojibdir. Demak, vahiyga iymon keltirish bu vojib. İmanı bile münasebet kişiler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vahiyinin üç türüne işaret kılıp münnak dedi. Estaizu billah. فَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Yani Sûr-ü Şura'nın ki 51. ayeti de Allah her kandak ademge pekât vahiy arkalık. Ya ki perde arkasındalla. Ya ki bir peygamberini evetip öz izni bilen onunla hahlığın vahiyini kırış arkalıkı söz kılgan. Allah hakikaten mehluklarının süpetlerinin üstündür, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Bu ayette vahiyininki üçlerine işaret kıldı Allah Teala. Birincisi, vahiy arkalık yani Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine bir menali, onun Allah'tan ikendiki de heşkında şekli kılmayan derecede sanıdı. Bu birinci türü. İkinci türü perde arkasının yani bir vasıta sözüş arkalık vahiy kılıdı. Bildirdi. Üçüncü türü Cibril Aleyhisselam'ın peygamberine kilip yetkizişi. Cibril Aleyhisselam bir vasıta peygamber Aleyhisselam'ın yanına kilip Allah-u Teala'nın ki maksatlarına yetkizilirdi. Vahiy degen bunu müstakil edelim. Şimdi kitabımızı başlasak قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. الإمام بخاري رحمة الله عليه نكي بو كتابنا دستك كي قسمنا كتاب الإيمان بلن ياكي كتاب الصلاة كتاب الطهارة دينك مندا بطلان باشلماستن başka nurgunluğun kitapla açındak kitab-ı iman bilen ya kitab-ı salatla başlandı. Mesela fikri kitapla kitab-ı salatla başlandı. İmam Bukhari'nin bu kitabını kitab-ı bed'il, kitab-ı bed'il vahiy edip bu şubat bilen başlasın sevabını iman edin çağda. Bayatın biz vahiy doğrusu sözlep etkendik. Vahiy diyen Allah-u Teala'nın ki peygamberge
bildirişe məqsədini, şu üç yolun birisində bildirişe durduk. Kur'an-Kerim şu vəhi arqılıq Peygamber Aleyhisselam'a yetib gəlgən. Bu sünnet, hədislər bu, Peygamber Aleyhisselam öz işinin çıxırıb söz olan gəplər əməz. Bu, Allah Ta'ala'nın ki, bildiriş arqılıq söz digən bir vəhidin ibarət. Allah Ta'ala Kur'an'da, Estaizu billah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا دِگَن. Yine bu Peygamber özünün hava yarısına söz demeydi o. Onun söz digenlerinin hemisi, onunla Allah tarafından vahiy kılınan vahiy doğar digen mezmindeki ayet. Şunlar bakan iken, bu Peygamber Aleyhisselam'ın ki söz digenlerinin hemisi, hadis-i şeriflerini Allah Ta'ala'nın Peygamber Aleyhisselam'ın kalbine ilham kılış artık bildiğinden bir vahiyden ibaret. Bu hadislerle bu vahiy ile düşündük. Şunlar bakan iken, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, ben insanların, yani mehlukatların en yaksı boğun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kubul kılınan vahiyden ibaret bu sünnetlerini, cemi kılıçını maksat kıldım. Bu şu hadis-i şeriflerin hemisi Peygamber aleyhisselam'a Allah Teala tarafından gönlünün seliş arkalık kılınan bir vahiyden ibaret. Bunun hemisi Peygamber aleyhisselam'ın kıyayken sahih sünnet doğru, sahih hadisler doğru. Degen bir menani bizge işaret kılıp kutluma tutup yani. Bu baptaki birinci hadisinde İmam Bukhari innemel e'malu bin niyatiyle hadisinden başladı. Yani hakikaten emeller niyetlerine bağlıktır. Her kandak emel niyetine bağlayak, ıhlas kılıçkı bağlayak. Doğru niyet bilen başlığa çağırdıla, şu emelge ıhlas kılığa çağırdıla, Allah Teala'nın dergahı da kubul bulgan emel buludu demekti. Biz birinci saatlik dersi sözlep etkendik, şu hadis-i şerif okuyduğunlarda, umumən məşə şərqi bilimdən oxuyan oxuculardan çoxun ixlas buluş kirayət edirdik. İmam Buxari rəhmətullah əleyhi şu nöqtəyə işarət qılıb, mən bu niyyətimi dürüst qılıb Allah rızalığı üçün bu əməllə başladım. Sizlər bu niyyətlərinizi dürüst qılıb Allah rızalığı üçün xalis ixlas qanaətdə bu kitabı oxunla, bu şu hədis şəriflərini oxunla deyilən bir mənanı bizim uçturma turu diyelim. Hoş, etti Şeyh İmam El-Hafiz Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail İbni İbrahim İbni El-Mughire El-Bukhari Rahmetullahi Aleyh bunlar gel. Hafiz diyen sözde biraz çünkü bir biten Hafiz diyenimiz hadislerin çöp kısmını yadı kalan ve onun senetlerini metinleri bilen koşup bilgen alim. Müştak alimi köşesinde. Mesela El-Hatib El-Bagdadi, İmam Zehebi ve İbn-i Hecer Katarlık alimler. Birinci bab. Keyfe kâne bed'ul vahyi ilâ Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyinin başlanışı kandak bolgan idi. Diye nakki bab. Ve Allah Teala'nın bunu söz hakkına. Estaizu billah. İnna evheyna ileyke kema evheyna ila Nuhi ve nebiyyina min ba'di. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam duatıdı. Hakikaten biz Nuh Aleyhisselam'a ve Nuh Aleyhisselam'ın kimki peygamberlerine vahiy kıldığımızda sallama vahiy kıldık. Şimdi bu birinci baktaki müşkeltüken ayet ve onun asrıdaki hadisen hamlesi müşu vehil münasebeti kendisinden. Birinci hadiste haddesna el-Hümeydi, Abdullah ibn-i Zübeyr, kâle haddesna Sufyanu, kâle haddesna Yahya ibn-i Sa'idin el-Ensariyu, kâle ekberani Muhammed ibn-i İbrahim el-Teymiyyü, ennehu semi'a al-Kamet ibn-i Vakkasın, el-Leythiyye yekuluh, semi'atu Umar ibn-i Khattabi radiyallahu anhu alel minberi, kâle سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بزغة حميدي عبد الله بن زبير سوزة بيرب دديكي بزغة سفيان سوزة بيرب دديكي بزغة يحيى بن سعيد الأنصاري سوزة بيرب دديكي Bana Muhammed İbni İbrahim Etteymi
Xəbər verdi ki, o Əlqəmə ibn Vəqqas, Əl-Leysinin bundaq deyənlikini anlığa. Mən Ömər ibn Xəttab rəziyallahu anhunun minbərinin üstə durub bundaq deyənlikini anlığa idim. İndi Ömər rəziyallahu anhunun bu hədisini anlığa kişi Əlqəmə ibn Vəqqas. Ömər rəziyallahu anhu deydi, mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən bundaq deyənlikini anlığa idim. İnnəmə, yine həqiqətən, Şəksiz, əməllər niyyətlərə bağlıqdır. Həqiqətən, hər bir adam üçün bir niyyət qılğan nərsə budur. Şundaq bolğan ikən, kimiki bolsa onu hicrətə dünyaya, dünyayı közləb hicrət qılğan bolsa, şu dünyaya erişidir. Ya ki bir ayalını közləb hicrət qılğan bolsa, şu ayalını nikahına alıdır. Demək, onu hicrətə, o hicrət qılğan nərsə gidir. Onun hicreti, şu hicret kılgın dersi karta bulu doğu demek için. Şunu okşakan, bizim o niyetimizi halis kılıp ilim okusak, Allah-u Teala bizim ilim biri doğu, şu ilim yetimiz. Hakiki menfaatik ilim yetimiz. Allah-u Teala bizim menfaatik ilim atağı olsun. İkinci bab. İkinci bab, ikinci hadiste haddesna Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha an al Harith ibn Hisham radiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Rasulullah kayfa yatika al wahy fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahyanan yatini mithla sulsalat al jaras wa huwa ashadduhu alayhi فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول بزگه عبد الله بن يوسف سوزه برب dedi ki bizge Malik Hisham ibn Urwa'dan o dadasidan o müminlerin annesi Aisha radıyallahu anha'dan haber verdi ki Haris ibn Hisham radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorup bundaq dedi ey Allah'ın peygamberi Sizge vahiy kandak kilidu, kandak alet kilidu deyip sorgan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak dedi. Bazı vakitlerde da bana vahiy kongoraklının cırılığına okşaş alet kilidu. O bana en evri tuyulduğundur. Ben aşu Cibril aleyhisselamın etkallarını isimli saklavağın din kiyen vahiy benden üzüldü. Benden ayrıldı. Feyyuf Samu degen yine benden ayrıldı, üzüldü demek. Bazı da bana perişte bir insanın sürtü dikildi. İnsanın sürtü dikilip bana sözdeydi. Ben onun etkallarını isimli saklamalı ben. Vehi bana müştakar etkildi o deyip cevap verdi. Aşa raziyallahu anha dedi ki ve lekad re'ytuhu yenzilu aleyhil vahyu fil yevmi şedidil berd. Peygamber aleyhisselam'a Nâyeti kattık soğuk günde vehiy çüşvatkallıkını körgendim. Resulullah'tın vehiy üzletti, halbuki Resulullah'ın pişanesinin çıkıldıp terifatkan halette. Yani aşta kattık soğuk günde boğazımı, aşı küllerde Resulullah'ın vehiy nazil kılınsa, havanın soğuk buluşu karımı Resulullah'ın pişanesini aşta terifat etti demek ki. Resulullah vehiyini müştak Alette kubil kudu kendim. Hoş, şimdi üçüncü bak. Üçüncü hadiste Haddesna Yahya ibn Bukeyr'in قال Haddesna Leif En Uqaylin Ali ibn Şehabin An Urvet ibn Zubayr En Aişete Ummil Müminin Enneha قالت Evvelu ma budi'e bihi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Minel vahye el-ru'ya saliha Finnevm فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله بزجى يحيى ابن بكير سوزة بريد ديكي بزجى ليس أقيل دن أو ابن شهاب دن
Bu Urve İbni Ez-Zübeyr'den, bu müminlerin anısı Aişe radıyallahu anhadın bunun mundaq diyenlikini sözlep bergen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge başlanan tüncü vehi şüdiki yakşı çüşlerden başlanan. Kulgan çağdaki yakşı salih çüşlerden başlanan idi. Yani salih çüşler bulgan idi. Resulullah kandalikin bir çüş görse o sübihinin yürüku okşaş ve uçuk roşan halet kiletti. Ondan Resulullah'a yalgız kılıç yakşı görüstüldü. Resulullah yira gharda yalgız kılattı. Şu yira gharda ibadet kılattı. El-leyaliye zavatil adet. Yani birkaç keçiler ibadet kılattı. Özün ehline kayıtçısı ilgili. Ve o şu yira gharda ibadet kılış için aşağıda istikamet kılış için uzunluk ile ulattı. Bunun için yine Khadice r.a'nın yanına kayıtçı kılattı. Ve yine avalkı okşaş başının okşu için uzunluk ile ulattı. Yani avalkı keçilerde tuğanın okşaş aşının yeterlik uzunluk ile ulattı demiştim. Hatta جاءه الحق وهو في غار حراء. Bu ahval Resulullah'a hakikat, yani vahiy yetip gelen kadar aşınak dağılmıştı. Resulullah Hira gardaki vakitte vahiy gelen kadar aşı halette dağılmıştı. Resulullah'ın yanına perişti gelip dedi ki okuyun. Okuyun degen idi Resulullah ben okuşu bilmeyim ben dedi. Perişte fe'ehedani. Kâlenin ki payını mıydı Resulullah oldu. Resulullah dedi ki o perişte beni tuttu ve beni katlık sıktı. Hatta ki bana çarçaş daha yukarı bir çeki yetti. Yani ben daha çarçak gittim demek için. Ondan beni kuyuvetti. Ve okuyun diye dedi ben okuşu bilmeyim ben dedim. Onun için yine o perişte beni tutup ikinci kadın katlık sıktı. Hatta ki ben katlık çarçak gittim. Ondan beni koyutup okuyun dedi. Ben okuşu bilmeyim ben dedim. Onun için perişte yeni beni tutup üçüncü kıtım katlıkları sıktı. Onun için beni koyutup İkra bismi rabbike lezî halak halakal insâle min alak İkra ve rabbike l-ekrem degen bu şu ayetini okudu. Yine yaratkan Rabbinin ismiyle okuyun. O Rabbin insanı lafkından yarattı. Okuyun. Halbuki sizin perverdigarın en keremlik doğru. Degen bu şu ayetini okudu edilmiş. Fereca'a biha Resulullah. Onuninkin bu şu ayetle bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbi titirgen halette kayıttı. Fedehale ala Khadice'te bint-i Khuvaylid'in radıyallahu anha fekale. Onuninkin Khadice bint-i Khuvaylid radıyallahu anha'nın yanına girip zemmiluni zemmiluni dedi. Beni yöge koyunlar, beni yöge koyunlar dedi. Ular Peygamber Aleyhisselam'ı yöge koyuştu, hatta ki şu Resulullah'tan korkunç ketkenge kadar. Bunun için ki Peygamber Aleyhisselam Khadice radıyallahu anh'a yetti ve bulup ötken işlerine haberini verdi. Bulup ötken işlerine haberini verip, لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي Ben üzümge korkup kaldım dedi. Bunun için Khadice radıyallahu anh'a dedi ki, كَلَّا وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ أَبَدًا Herkes ondak emez. Allah bana kesem ki Allah sizinle herkese mi harkınmaydı? İnneke letesudur rahim. Çünkü sana sizinle rahim kılala. Uruhtuk Allah'a yakışık kılala. Münasebetini ulap durula demişti. Ve tehmilun kelle. Ve eğitçiliklerini kütürla. Ve teksibul ma'dun. Aciz biçarlarına yardım kılala, yoksulların aldığını haber alala, mihmanlarını yakış kütüb alala, beşer gün şükürlerine yardım kılala, dedi. Şunu bilen, Khadice radiyallahu anh'a Resulullah'ın tağısının oğlu Veraka İbni Nevfel, İbni Esed, İbni Abdülüzzan'ın aldığı elip geldi. Veraka diyen bu kişi, cahiliyet devrinde Hristiyan dinine kirgen kişiydi. İbrani yazıkını biletti. İbraniçe İncil'den Allah irad kılığa miktarda bir derslerini yazattı.
O yaşalgan közü əma bulup kalan baba idi. Muş babanın yanına çekendin ki Hatice radiyallahu anh'a Varaqaya gel. Ey tağımın oğlu. Cihanının sözünü anlap bakkayan. Kerimdeşimin oğlunun sözünü anlap bakkayan dedi. Varaqa, ey cihanım, ne bilerde gördün? Dip sorgan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem körgenlerini onunla itip verdi. Varaqa onunla dedi ki, bu Allah Musa'yı şirken sır saklıkçı perişti doğru. Kaşke ben senin dinle davet kılgan vakitlerinde yaş yigit boğan bolsam ço. Kaşke ben halkın seni yurtumdan aydap çıkardığı vakitte hayat bolsam ço dedi. Bu gebdeni alınan iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eceplenir. Halkın beni yurtumdan aydap çıkaramdı o degen idi. Varaqa, aydap çıkırdı. Peygamberi bolgan adam düşmelik bolmağa kınmaydı o. Sizin dinle davet kılgan çağlarında hayat boğan bolsam sana bütün küçüm bile yerden belgen bulattım. Dedi. Demek ma o Varaqa degen babay ilgirke kitaplarını okuyan savat adam ağaçka bu iş peygamberlerinin ki beşiğe kandak günlerinin kegelikini bilirken de sonra peygamber aleyhisselam oğlu peygamberin boğan adam düşmeli kumdan kınmaydı o. Sınavı halkın yurtunda edip çıkartıldı o da bu işten haber belgeydi. Özünün bilgeler vardı. Uzak ötmeyi Varaqa vefat olup gitti ve vahiy üzülüp kaldı. Ömrü tövbetince ediz. Qalibni Şahabin ve ehberani Ebu Selama ibn Abdurrahman enne Cabir ibn Abdullah el-Ensariye feqale ve huve yuhaddisu an fetretil vahiy feqale fi hadithi beyne ana emşi إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ابن شهاب من دخل ده بلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن خبر بردك جابر بن عبد الله الأنصاري من دخل ده هو وهين زب قنش Üzülüp kalış hakkında sözler bir mudah diken dedi. Bu özünün hadisinde mudah diken. Beyni ala emşi. Yani başlar Resulullah'ın sözü. Ben yolda mınıp getip atattım. Beyni ala diken bu zarf emdi. Beyni ala emşi iz semiyatu sautun mine sema diken. Ben getip atattım. Tuyuksuz asmanın bir ağzını alıp kaldım. Ben bir günü yolda ketip etip, tuyuksuz asmadığım bir avazını onu değindirmiş. Şunu ile beşimi götürüp karsam, bana yirağadık vaktimde kelgen perişte asmamın zeminin arasındaki bir makamda oturuptu. Bir tahtta oturuptu o demiş. Onu da korkup gittim. Şunu bilen Allah Teala şunu bilen kayıtıp gidip beni yögep koyunlar, yögep koyunlar dedim. Şunu bilen Allah Teala iyi kimlik ordu valgıcı peygamber tur, agahlandır, perverdikarını ulukla, kimliğini pek tut, azapka koyduğun işlerini taşla degen bu şu ayetlerini nazil kıldı. Ya eyyuhel müddessir kum feenzir degen ayet. Ve rüzze fehcur degen ayet işte. Şunun için vahiy arka arkadan kilişke başladı. Fahmiyel vahiy ve tetabi'a. Vahiy kızıp gitti ve arka arkadan düştü diken. Devamlı vahiy arka arkadan düştü başladı. Demiş. Bu hadisi Abdullah İbni Yusuf ve Ebu Salihler Yahya İbni Bekir yukarıda Leys'ten rivayet kılgan, okşuş rivayet kılgan. Bilal İbni Reddatma bu hadisini Zuhri'nin yukarıda Ukayl rivayet kılgan, okşeş rivayet kılgan. Yunus bilen Mekmer, Nevadiruhu deyip bu da rivayet kılgan. Tercufu fuaduhu diyenin, orada o Nevadiruhu deyip rivayet kılgan. İntitrek ve sükret diyenmiş. Nevadiruhu diyen, Badiratun'un köpüke, köpük şehri.
4-nji bab. 5-nji hadisde haddasna Musa ibn İsmail qala. Haddasna Abu Awanata qala haddasna Musa ibn Abi Aisha qala. Haddasna Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas fi qawlillahi ta'ala استعيذ بالله لا تحرك به لسانك لتعجل به. Bizga Musa ibn İsmail sözüp verip dedi ki, bizga Abu Awana sözüp verip dedi ki, bizga Musa ibn Abi Aisha sözüp verip dedi ki, bizga Said ibn Jubayr ibn Abbas radıyallahu anhumadan Allah Taala'nın ki la tahrik bihi lisanika lit'ajala bih degan ayet hakkında bundaq deganlikni sözüpmagan. Yine Kur'an'ı esil saklanış için onunla tılını hareketlendirmeyen diyen ayet. Kur'an ayetini esil tutuluş için aldırıp tılını midirlatma. Diyen bu şu ayet hakkında İbn-i Abbas radıyallahu anhuma mıdak diyeyim ki. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'alicu minet tenzili şiddeten. Peygamber Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayet düşken çağda est kaldırılışka katık olunganlıktan intayin kıyınıp getirilen bulup köpünce ayet bilen tam kalbukini midirtip getirtti. Dep tefsirlepti. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki فَأَنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يُحَرِّكُهُمَا Hudde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kalpkını midirlatkandek ben bu sıraya iki kalpkını midirtip birimen digen. İbn Abbas radıyallahu anhum adım bu hadisinde anılgın Sa'id İbn-i Cübeyr dedi ki ben bu İbn Abbas radıyallahu anhum adım iki kalpkını midirlatkallıkını körgünümdek sıraya iki kalpkını midirtip birimen digen. Feharrake şefeteyhi bu iki kalpkını midirlattı. فأنزل الله تعالى من ممكن الله تعالى من آيات نازل قلده لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أما فأنزل الله تعالى دي آيات بشتب إن أشو إبن بس رضي الله عنه مانك جبه وأن الله تعالى من آيات نازل قلده وني قرآن آيات ترني اسمه تطولش için aldırıp tınavını midirlatma onu toplaş ve okup veriş bizden mesuliyetimiz doğar. Sürü kıyametin 16. ve 17. ayetleri. İbn Abbas radıyallahu anhuma tefsirler, yani onu çoğulunca yerleştiriş ve onu okuyanışım demekçi doğar digen. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَ Şuna Kur'an'ı okup verginimizde sen onun okunuşuna ergeçken. Yani Kur'an'a kulak serip tınışıgın ve cim turgın demeşin olur dedi. Thümme inne aleyna beyane. Andın onu düşündürüp verişimi bizim mesuliyetimiz doğur. Yani andın o Kur'an'ı okuşun bizim mesuliyetimiz doğur demeşti dedi. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam kelgen çağda vehini kulak serip ağlap Cibril aleyhisselam ketkendin ki kudde aşı Cibril aleyhisselam okuğandek okuyddi. Ama ahirimi şu İbn Abbas radıyallahu anh'ın humanı gibi. 5. bab 16. hadis. Haddesna abdanu kâle ehberena abdullah kâle اخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشير بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل bizga abdan so'zab berib dediki bizga abdulloh xabar berib dediki bizga Yunus Zuhriydin bunda xabar bergan. He degan ma'balga ma isnat yanglandi. Boshqa bir isnat bilan so'zlaymiz demakchi. Yani Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiga bu hadis ikki isnat bilan yetib qolgan gap. Biri
İmam Buxoriyə bu hadisi sözləb bəygən mühəddis alim Əbdal, İmam Buxoriyin şeyhi. Yen biri Bişir ibn Muhammed. Bunda qaldı hazır. Ama ikinci sınavda deydi o, vəhəddəsma. Bizge Bişir ibn Muhammed sözləb verib dedi ki, bizge Abdullah xəbər verib dedi ki, bizge Yunus və Mə'mər Zuhriydin onun oxşusunu xəbər verib mudaq digən. Bana Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abbas rəziyallahu anhümadın onun mudaq digənikini xəbər bərgən. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişilerinin en sehis idi. Bulup mu Ramazan'da Cibril Aleyhisselam ile uçuruşkunda tekimi sehi bulup getirdi. Cibril Aleyhisselam uzat bilen, yine Peygamber Aleyhisselam bilen Ramazan'ın her keçisinde uçuruşup Kur'an okşattı. Şek şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyi şamaldı mı sehirak idi. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل degen cümlede ecmedu degen kanalın ismi soldadı. Resulullah'ınki en sehi buluşu Ramazan'da idi demektir. Cibril Aleyhisselam o zatla uçuruşkan çağda. Ve Cibril Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam'a Ramazan'ın herkesi uçuruşup Kur'an okşattı. Resulullah'ın Kur'an okşattı. Müdarisi o diken, darese müdarisi o diken piyelden çıkan. Yani özlere Kur'an okşattı demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsa başka çağda giden bekerek Ramazan'da tehlikeli sehve okit etti. Resulullah meyi şamaldın mı bekerek yakşılıkka açta sehi idi. Yine bana vehiyeyi münasip ettik. Şu vaktiki hadisle sözünü atkan da başka. Bana hadis mi şu vehiyeyi münasip ettik hem de. Ama İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu şu bakta, bu şu bölümde bu hadisinde iki atıyor. Bugünkü dersimizin bir şey bir sözle tuttu. Allah'a halise ayette kitab-ı bedil vahiyinin ki en ahir hadisini sözdeyimiz. Bu sen üzmür akar iskin.